Evet efendim, bir Kırmızı Kalem programına daha herkese merhabalar. BBN Türkiye ekranlarında her pazar saatler tam 11.30'u gösterdiğinde ben İsmail Yolcu, öğrencilerin bonus hocası, eğitimci yazar Süleyman Belediyeoğlu hocamla birlikte sizler için karşınızdayız. Sizler için, ülkemiz için müthiş hazırlıklar yaparak programımıza geliyoruz. Biliyorsunuz BBN Türk ekranlarında eğitime dair eğitim gündemini en önemli konuların altını bizler kırmızı kalemimizle çizmek için buradayız. Sizler de bizlere ailenizin, öğrencinizin, evladınızın veya veli olarak sizlerin sorularını Instagram bonus hoca üzerinden bize şu anda en son paylaştığımız paylaşımın altında sorunuzu parantez içinde de çocuğunuzun sınıfını yazarak iletebilirsiniz. Sizler için ben değerli hocam Süleyman Belediyeoğlu'na sorunuzu iletiyorum. Bugün çok önemli bir konuğumuz gelecek programımızın hemen ikinci bölümünde. İELEV yani önce şöyle söyleyeyim size. Bu eğitim gündeminde biliyorsunuz çok önemli bir konu var. YKS 2021'e girdik. 2021'de artık YKS ile öğrenciler baş başa kaldılar. İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Okulları'nın genel müdürü Burak Kılanç. Çok önemli bir kendisi, eğitimci, eğitime yön veren bir isim. Sağ olsun bugün bizleri kırmadı Burak hocamız. Birazdan programımızın hemen devamında sizlerle olacak çok önemli konu başlıklarımız var. Programımızın 3. bölümünde de yine rehberlik uzmanımız Besim Türkoğlu sizler için her hafta olduğu gibi yine muhteşem bir ajandasıyla ekranlara gelecek diyorum ve değerli hocama merhabalar diyorum. Sizinle birlikte hem sizin hem de ülkemizin yeni yılını kutlamak isterim hocam. 2021 huzur, sağlık, barış, öğrenciler adına da başarı dolu bir yıl olsun diliyorum. Amin. Öncelikle virüs değil mi? Vallahi önce sağlık hocam zaten. Sağlık virüs evet. İnsanlar eskiden sorduğumuz zaman derdik işte şu olsun bu olsun vesaire ama öncelik şu anda sağlık, ikinci sırada tabii ki eğitim. Evet inşallah aşılar da yerine oturur İsmail. İnsanlar tereddütünü bir yana bırakır. Hani olur ya alerjisi olan olur vesaire. İnşallah hiç kimse bir şey yapmaz da herkes gönül rahatlığıyla aşı yaptırır. İnsanlar da toplumun içinde birbiriyle güzel güzel görüşür. Hep bunları özledik aslında. Evet, seminerler özlendi. Yüz yüze öğrencilerle tabii. Öğretmenlerin yan yana gelmesi, okul bahçesi, öğrencilerin cıvıltıları, kahkaha sesleri. Tabii. Hocam gündeme dair ben size her zaman olduğu gibi bir hemen pas atayım. Neler söylersiniz? 2021'de öğrencileri, aileleri neler bekliyor? Tabii yine seyreltilmiş bir sınıflarda geçecek olan bir 4 ay. Yaklaşık bir 4 ay çocuklar eğitim görecekler. Bundan dolayı çocukların serzenişte bulunanları olacak. Duruma hızla adapte olup bunu fırsata çevirenler olacak. Bundan dolayı çocuklarını iyi yönetemeyen anne babalar olacak. Çünkü onlar da çocuklarından daha fazla çaresiz ve yakınır vaziyette olacaklar. Biz Kırmızı Kalem programı olarak burada anne babaların çocuklarına iyi liderlik yapması ve doğru damıtılmış bilgileri bizden almanız ricasında bulunuyorum. Genel olarak göz yordamından ben fazla korkarım İsmail. Ben bir şeyi gördüm bu hep böyledir gibi tavşan gözleme dediğimiz ilkel gözlem bunlar. Hiç araştırmadan, düşünmeden çocukların önüne bilgiler getiriliyor. Ben bugün Ordinarius Profesör Sandra Bont'un çalışmalarından zaman zaman alıntı yapacağım. Anne babaların da işte no-brainer diye bilinen aslında her insanın kendi beyninin kapasitesini tanıması. Ne demek bu tam olarak? Ya bir çocuk ne yaparsa kafası dağılıyor, ne yaparsa kafası toplanıyor. Yani çok güzel çalışabiliyor. İşte o no-brainer dedikleri şey, yani dönün kendi beyninizi gözlemleyin. Bunu ben çok sık yaparım İsmail. Ne benim performansımı düşürür, yani beynimi, dikkatimi dağıtır. Mesela uykusuzluk çok dağıtır. Bunun gibi çocuklarımızın, anne babaların çocuklara yardımcı olması gerekiyor. Gözlem dediğimiz olgu çerçevesinde. Senin sorularını hemen İsmail geçmeden önce ben Instagram bonus hocanın bu hafta 4 tane video seminer yükledik Instagram bonus hocaya. Şimdi kendi başarısına inanmamak, imposter sendromu. Anne babalar lütfen okuyun, çocuklar lütfen okuyun.
Yani başka şehirlerdeki arkadaşlarınızı telefon ederek bu yazıyı lütfen okuyun. Instagram bonus hocayı takip edin. Bu çok önemli. Soru çözümlerinde seyirci etkisi yaşamak. İsmail, Türkiye'de matematik hocaları soru çözüyor, öğrenciler seyrediyor. Tıklım tıklım dolu bir türbün maşallah. Sağda Maradona gibi hoca harikalar yaratıyor. Ve seyretmekle acaba bunlar öğreniliyor mu? Lütfen okuyun Instagram bonus hocada. Buna bilimsel yazı. Çalışırken neden müzik dinlemek zorunda kalırız? Bakın burada ince bir ayar var İsmail. Öğrenciler her derse çalışırken müzik dinlemiyor. Bazı derslere çalışırken müzik dinliyor. Ona dikkat edin ve bunu Adana kavrama yaptık. İşte Cihan Beyli ilçe milli eğitime yapmıştık. Konu eksiğim yok yanılgısının nedenleri. Bu müthiş bir bilgi. Yani konu eksiğim yok yanılgısının nedenleri işte akıcılık ve aşinalıktan birazcık bahsettiğimiz bir nokta. Bunu da Instagram bonus hocadan görmelerini rica ediyoruz. Ben de bir tane ilave yapayım. Dün itibariyle de YouTube bonus hocaya da dün bilinç kolejine yaptığınız aileler çocukların başarısı için ne yapmalı videosu yüklendi. Güzel bir etkinlik. Muhteşem bir seminer. Aileler çocukların başarısı için ne yapmalı hocamın seminerini muhakkak izlesinler diyorum. Hocam Instagram bonus hocaya sorular gelmeye başladı. Alalım. Serhat sormuş. Hocam üniversite hazırlığı aşamasındayım. Sınava hazırlanıyorum. YKS konuları değişir mi? Bir de 15 Şubat'ta okullar açılır mı diye size sormuş. Vallahi Erzurum'a gidiyorsan kar yağacakmış gibi yanına zinciri takozu al. Yağmazsa oh ne güzel dersin. Anlatabildim mi Serhat'cığım? Herhalde net anlatıldı. Yani sen önlemini al, daha da netleştireyim. Bütün konulardan soru gelecekmiş gibi şu anda ilan edilen konulara. Tabii. Görevin yani zaten. Bir konu ilan edilmedi İsmail. Orada bir yanılgı olmaz. Zaten bakanlığın açıkladığı müfredat tamam, demek. Tamam, konu yani. Tabii. Belli zaten. Yok, ondan yok. İstediği yerden soruyor ya. Yok. Milli Eğitim'de Bakanlığı'nın kitabı zaten hocam eş zamanlı zaten müfredata uygun içerikler içermiyor mu? Şimdi ben orada bir netleştirmemiz lazım. Bakanlık müfredatı YÖK'e bildiriyor. YÖK onun içinden istediği yerden soruyor ya da sormuyor. Yani şimdi orada daha henüz YÖK demedi ki ben bütün konulardan soracağım. Öyle bir açıklamasını beklememiz lazım. Yanıltıcı olur. Çünkü bizim şöyle bir öngörümüz var. Bu öngörü hatalarını da saklayarak konuşuyorum. Ya belki 12. sınıfı mezunlarında durumu var İsmail. Sen de onu sıklıkla sordun, dile getirdin programlarda. Mezunların geçen sene 12 hiç görmeden geçmeleri, acaba mezunları da hesaplayarak 500 bine yakın bir mezun var çünkü bu sene de sınava girecek olan, yani tahmini bir eğer modelleme yaparsak 12'den sanki biraz kolay mı sorarlar, yumuşatırlar mı soruyu diye bir beklenti de yok değil ama. Ama geçen sene o kolay sorunu da yok sadece oradan İsmail. Bak ne yapar o zaman? 9, 10, 11'in ilk dönemini zorlaştırır. Yani ortaokul 8. sınıftan matematik hocasına bir soru yazdır, fen lisesinin en iyi öğrencisi çözemeyebilir. Çünkü neticede soruyu zorlaştırmak hocanın elinde olan bir şey. Onun için hepsinden gelecekmiş gibi çalış. Benim tavsiyem budur. Tamamdır. Serhat'cığım duydun bizleri. Değerli izleyiciler, Instagram bonus hocaya sorularınız gelmeye başladı. Hem anlık şu anda gelen sorularınızı hem de program öncesinde gelen sorularınızı hocama sizler adına soruyorum. Bu arada BBN Türk TV biliyorsunuz Türkiye'nin en yeni, en renkli ve en canlı kanalı. Bizler eğitim adına harika bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Sizler için dolu dolu hazırlıklar yaparak geliyoruz ama BBN Türk'ü sizler de lütfen dostlarınıza, sınavlara hazırlanan veya evinde öğrenci olan bütün tanıdıklarınıza lütfen ulaştırınız, iletiniz çok kolay. Şu anda YouTube'da canlı yayın olarak izleyebiliyorsunuz. D-Smart 38. kanaldan izleyebiliyorsunuz. Hem de TürkSat 4A uydusu üzerinden bütün çanak anteni olan her eve kolayca ulaşabiliyor. Sizler de lütfen paylaşınız. Hem kanalımız hem de bu güzel eğitim hizmetimiz çoğalarak büyüsün diyorum. Hocam Ahmet Eren, merhabalar hocam. 7. sınıfa gidiyorum. Matematik olimpiyatlarına ve satranç turnuvalarına hazırlanıyorum. Günde 4 ila 5 saat ilgilensem fazla olur mu ve üst sınıflara geçtikçe azaltmalı mıyım bu süreyi? Günde 4 ila 5 saat
ilgilensem diyor, fazla olur mu diyor olimpiyatlarla hocam. Olimpiyatlarla ilgili diyor. Evet, evet hocam. Kaçın sınıf mı? 7. sınıf hocam Ahmet. 7. sınıf. Ahmetciğim, olimpiyatlara çalışırken 4-5 saat ilgilenmek bana göre son derece normal. Zaten senin beyin becerilerin gelişeceği için. Şimdi İsmail, bu vesileyle ben yine o ünlü araştırmadan alıntı daha yapmak istiyorum. Beynimiz ne kadar çok derin düşünme pratiği yaparsa, Ahmet'in yaptığı o işte, yaparsa diyor hoca, bu 30 tane fondan, Amerikan fonundan yararlanmış, devasa kayırılan ve ordinaryus ünvanı, hocaların hocası ünvanını almış bir isim. O kadar kolay ve kapsamlı çıkarımlar elde edebilirsiniz. Olimpiyatlarda çıkarım elde ettiriliyor zaten. Ve beyninizin kapasitesi artar deniliyor. Şimdi biz oradan İsmail bir hemen uyarlama yaptık. Baktığınız zaman zorlanmadan çok soru çözmek, zor soruların üzerinde düşünmeden geçmek demektir. Bu beyin kapasitesini zayıflatıyor. Şimdi buna bağlı olarak cümlemi devam ettireceğim. Lütfen takip edin. Böyle kare kare takip edin. Kırmızı kalem BBN Türk'ün sayfasına yükleniyor mu İsmail? Yükleniyor. YouTube onu programın devamında söylüyordum ama hemen yeri gelmişken söyleyelim. Bugünkü programımız ve bundan önceki programlarımızı sevgili izleyiciler, YouTube BBN Türk kanalında yükleniyor. Geriye dönük de izleyebilirsiniz diyoruz. Buyurun hocam. Ha, şimdi ben sana dönüyorum. Devam edeceğim buna. Sen sorularını sor İsmail. Hocam Özdemir Önder, hocam 6. sınıfa giden bir öğrenci için en uygun, en ideal çalışma süresi nedir? Güzel bir soru. Kitap okumalarınızı lütfen arttırın diyorum İsmail. Zaten şimdi bu akışın içinde yine görmeye devam edeceğiz. Ya öğleden sonra 2 saat, öğleden önce 2 saat, öğleden sonra 2 saat, 4 saat fazla bile. Evet hocam. Bir tane de veli sorusu var hocam. Pandemi nedeniyle çocuğumun yatma ve kalkma saatlerinde esneklik gösteriyorum. Sizce doğru mu yapıyorum diyor. İnanılmaz hatalı. Hani sabah okul yok, okulun trafiği yok. İnanılmaz hatalı. İsmail bak, bizim için de öyle şey geçerli ama değerli velimiz, biz bunu değiştirmedik mesela. İnsan beyni düzenli alışkanlıklarla daha mükemmel çalışır diyen kim? Beyin bilimciler. Düzenli alışkanlığın başında ne geliyor? Uyuma ve uyanma saati geliyor. Ve burada lütfen çok dikkat edin. Pandemi uyku düzenine çocuğunuzu uyarlamak istiyorsanız kendiniz de o saate uymanız gerekiyor. Yani ailecek aynı saatte yatıp aynı saatte uyanmak gerekiyor ki siz çocuğu daha iyi idare edebilirsiniz. Lütfen çocuğunuzun çalışma planının uyku düzeniyle başlayacağını, kitap okuma seanslarıyla devam edeceğini, yemek saatleriyle pekişeceğini, ki orada değişiklik olmasa anlamında söylüyorum, bunlara dikkat edin. Hocam fotoğraf avcısı isimli bir öğrencimiz Instagram bonus hocaya şu soruyu göndermiş. Hocam 9. ve 10. sınıfta temeli olmayan bir öğrenciyim. TYT'ye hazırlanırken nasıl bir yol izleyeceğim diyor. Şimdi 9 ve 10. sınıfta temeli yoksa 8 ve 7'de de yoktur. Yani geriden başlamamız gerekiyor. Süre yeterli mi? Süre tabii ki yeterli. Artık Ocak ayındayız, 2021. Hani tabii yani bu çocuk 12. sınıf mıymış? 12. sınıf hocam ama 9'da 10'da temelim yok diyor. Temelim yok dedi, çalışmıyor. Kısa bir 8. sınıf konularına göz atıp 9 ve 10. sınıfın konularına da hızlı bir çalışma yaptıklarında aslında temelinin olduklarını fark edecekler. Çünkü şöyle bir şey var. O bilgiler beyinlerinin altına indiği için, üstüne başka bilgiler geldiği için çocuk o bilgileri hissetmiyordur. O bilgileri beyninin daha kullanılabilir bölgelerine, üst bölgelerine konu tekrarlarıyla getirmesi lazım. Şimdi dikkat edin, gereksiz ve aynı tür tekrarlar aslında neye yol açıyor? Yine aynı çalışmadan alıyorum. Beyin açısından iyi bir şeyi diyor Ordinarius Profesör Bond. Önemli bir bilim insanı olduğunu tekrar tekrar söylüyorum. İyi bir şeyi gereğinden fazla yapmak iyi değildir beyin açısından dedikten sonra lütfen buna çok dikkat edin. Burada İsmail, işitsel, görsel, efendim dokunsal, efendim şudur budur bir sürü şey biçiliyor çocuklara. Yani çocuk gereğinden fazla videodan ders dinlerse, gereğinden fazla kendi kendine çalışırsa burada beyin kapasitesi geriliyor. Ne olacak?
hepsine dokunacak. Ya şimdi şöyle düşünün, gereğinden fazla kırmızı et yiyorsunuz. Bir süre sonra zararlı. Gereğinden fazla sadece yeşillik kullanıyorsunuz. Başka bir şey kullanmıyorsunuz. O da zararlı. Onu demek istiyor aslında. Yani beyninizin gıdası çeşitli çalışma yöntemleriyle desteklenmesi gerektiğini tekrardan söylüyor. Devam edelim. Şimdi bir tane öğrenci Antalya'dan Devrim. Çok teşekkür ederiz Devrim'cim, programımız için görüşlerin bizim için de çok kıymetli. Hocam, Devrim diyor ki, hocam TYT ile AYT arasında kaos yaşıyorum. Yani çalışma yöntemleri arasında bazen birine ağırlık veriyorum, bazen diğerine. Bu ikisini ben nasıl ayıracağım diyor. Bu işin doğrusu nedir diyor. Şimdi İsmail, ben TYT'ye karşı özellikle öğrencilerin... Görselimizde geliyor, hazır. Geldikten sonra, evet, şimdi geldiği zaman oraya geçeceğim. TYT sorularında, yani düşünme becerilerini ölçen sorularda öğrencilerin bizzat olayın içinde olması gerekiyor. Seyirci değil, oyuncu olması gerekiyor. Burada öğretmenlerin kendini tutamayarak öğrenciyle kendi arasında bir rol değişikliği içerisine girerse, oyuncu hoca, seyirci öğrenci olursa, bakın TYT'de bir gıdım ileri gidilmez. Burada kitap okuma da çok önemli. Onun için TYT dediğiniz olay aslında üst düzey beyin becerilerini ölçüyor ve beynimizin bu ön tarafıyla alakalı. Hafıza dediğimiz bölgelerle fazla ilişkisi yoktur. Yani beyin hafızada tuttuğu bilgiyi değil, önüne getirilen, servis edilen bilgiyi kullanıyor orada ki bu farklılaştırarak kullanıyor. Şimdi dikkat edin, çok önemli bir tablo geliyor. Şimdi TYT, bu ALES'i de yazdık da bu ALES de var aynı şey ama ALES tipi sorular, arkadaşlar genellikle bu işe çok hakim olmayanlar TYT sorularını ALES tipi sorular gibi böyle garip bir benzetme de yapıyorlar. Yani ALES tipi diye literatürde bir soru yoktur zaten. Şimdi burada kontrol öğrencidedir. LGS, yani lise giriş sınavı ve TYT'de. Yani öğrenci kendi eylem ve faaliyetleriyle ancak netlerini arttırabiliyor. Ama AYT'de ve yazılılarda kontrol öğretmendedir. Genel olarak öğretmen anlatıyor, çocuk da çok iyi dinleyebiliyorsa. Öğretmenin seçiciliği, konuların üzerinde durma biçimi aslında AYT'de çok önemli. Öğretmen burada baskındır, orada öğrenci baskın. Lütfen dikkat edin. İlerleme ve öğrenme yavaştır TYT'de. Evet, neden netlerim orada artmıyor diye uzun uzun sıkıntı yaşadığınız günler olabilir. Ama AYT'de öğrenme hızlıdır. Çünkü neticede iki tane formülü, üç tane olayı aklınızda tuttuğunuzda, onlar da soru olarak karşınıza geldiğinde ne oluyor sevgili öğrenciler? Hatırlıyorsunuz. Yani AYT'deki gelişme hızlıdır. Ona dikkat edin. Peki başka, üçüncüsü, çalışma sonuçlarını hemen alamazsınız TYT'de. Sabırlı olun anne babalar. Çocuklarınız lise giriş sınavında da TYT'de de çalışmalarının sonuçlarını hemen göremezler. Ve o bir süreç meselesidir. Kitap okuyacak, bol soru çözecek, kavramları öğrenecek. Ama AYT'de çalışmaların sonucunu hemen alırlar. Çünkü öğrenmiş ya, küt diye soru gelirse çözüyor. Buna dikkat edin. TYT ve LGS'de ilerlemeyi kestirmek zordur. Önceden çocuklar şu kadar net yapabilirim, yapmalıyım gibi uzun büyük hedefler koymayın. Daha küçük adımlarla ilerlerken ilerleme kesine yakın öngörülebilir. Çalıştığınız konu toplamı kadar AYT'de ilerlemeyi görebilirsiniz. Biz bu videoyu yayınlayacağız Instagram bonus hocadan. Lütfen takip edin. Bu önemli çünkü. Zihinsel beceri odaklı çalışmayı gerektirir. Yani çalıştıklarınızın üzerinde düşünmeniz gerekir. Öyle oku oku geç olmaz. Yani bundan başka ne anlam çıkıyor ya getirmeniz gerekir olayı. Ki o da düşünme becerileri açısından önemli ve bilgiyi anlama ve akılda tutmak ister. Anlama bir iki adım ötesini de kestirebilmekle alakalıdır. Mesela yorum soruları çocuklar burada daha çok hakimdir. Tam orada değil o. Üst düzey zihinsel beceri ister. Bununla ilgili ilginç bir hatırayı anlatmak isterim ama burada anlatmayacağım. Oturduğum zaman yeri gelirse söyleyeceğim. Türkiye'de yüksek lisans yaptığını iddia eden bir kişinin bu seneki sorular mı üst düzey aklı soruya gibi çok garip bir soru sormuştu bana. Türkiye'de de üniversitelerimizin birazcık kime yüksek lisans yaptıracağını çok iyi kestirmesi gerekiyor. Üst düzey zihinsel beceri ister. Evet, bunlar sizin ezberlediğinizi bildiğinizi değil,
O anda önünüze getirilen anlık problemi çözme becerisini ölçerken bunlar düşük düzeyli zihinsel beceriyi ölçer. Yani ben bunu biliyor muyum, duydum mu, hocam bunu söyledi mi, çözdü mü diye düşündüğünüzde eğer çözmüşse, söylemişse yapabiliyorsunuz zaten. Bunlar karmaşık öğrenmeleri ölçer. Çünkü çok sayıda bilgiyi iç içe verir ve sizin onu ayrıştırmanızı ister. Ama burada mekanik öğrenme ve sembolözel öğrenme dediğimiz bir öğrenme türü vardır ki daha çok sizin işte aklınızda tuttuğunuz şeyleri ona bağlı olarak ilerleterek anlamanızı ve çözmenizi ister. Son olarak karmaşık problem çözme becerisini ölçer demişim zannediyorum. Evet, yani birbirini bütünlüyor, aynı şey o zaten. Yalın ve basit problem çözme becerisini ölçer diyoruz. Ve şunu unutmayın, burada öğretmen değil, öğrenci baskındır. Burada öğretmen baskındır diyoruz. Ve yerimize geçiyoruz. Sevgili öğrenciler, lütfen buna göre çalışın. Evet. Evet, teşekkürler hocam. Umarım öğrencilerimiz faydalanacaklar diyorum. Şimdi hocam, kitap okumayla ilgili sorular var. Bir tane annemiz şöyle bir soru sormuş. Hocam, çocuğum yemek yerken dahi kitap okuyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor diyor. Yemekten sonra kitap okumaya devam etsin mi, yoksa dersler için biraz da fazlaca da evde çatışma var anladığım kadarıyla. Yani bu kitap okumayı öğrenci, aile, ev içinde günün hangi saat dilimlerine yaymalı diye ben toparlayıp sorayım size. Şimdi İsmail, bir şeyler yani yemek yerken ve kahvaltıda özellikle kitap okumak benim huyumdur. Ve emin olun o kadar keyif alırım ki anlatamam. Hele de bir ona yazma tadı katabilirsem zamanım varsa. Ya o çocuğun bir alışkanlığı olmuş bu. Bizim daha çok çocuklarda yemek yedikten sonra yarım saat kitap okuyun. Yani sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeğinden sonra yarım saat kitap okuyun, sonra gidin sayısal fen derslerine çalışın. Harika bir soru, hemen araya ilave ediyorum. Evet. Açelya Taş, kitap okuma paragraf çözme ikilisinde kızmayın ya da gülmeyin, hangisine nasıl ağırlık verelim diyor hocam. Kızmayın, gülmeyin mi? Ben dedim onu. Çünkü tepki göstereceğinizi bildiğim şimdi için. Şimdi şöyle, yok, çocuğa niye tepki göstereyim? Yok, sisteme. Hani... Sisteme değil, bunu tavsiye eden kardeşlerime. Hah, işte sistem. Sistem değil, ben lafımı esirgemem. Çocuklar, bir yani vahşi bir hayvanla karşılaştığınızda nasıl zarar göreceğinizi düşünüp çekilirseniz, size kitap okuma konusunda ya kitap okuyacağına paragraf sorusu çöz diyen kişiler de sizin geleceğinize inanılmaz zarar verir. Kendi kitap okumadığı için o hallere düşmüştür. Hocam işte o hoca, ya çocuklar o kitap okusaydı belki de şu anda koronavirüs aşısını bir ayda bulan bir büyük dahi olurdu. Kitap okumayla, kitap okumaktan vazgeçmeyecekler. Çünkü İsmail, biz her hafta zaman zaman söylüyoruz bunu. YÖK Başkanı bize ne dedi? Önümüzdeki yıl dedi, bu yıl için. Evet. Paragraf sorularının sayısını arttı. Bu yıldan arttı. Daha da çok paragraf sorusu gelecek. Gelecek dedi, gramer sorusunu daha da azaltacağız demedi mi dedi. O çocuklar kitap okuyun, yapacağınız bir şey yok. Reklama gitmeden önceki son soru muhtemelen. Mert Yükselir, hocam 10. sınıfım, vaktimi boş geçirince kendimi kötü hissediyorum. Ne kadar güzel. Ama ders çalışma isteğim de yok. Hocam bana ne tavsiye eder diyor. Şimdi beyin tembelliği diye bir kavram var. Onun üzerinde biraz duruyorum. Şimdi öncelikle bunu beyin bilimciler şöyle demiş. Eğer siz sürekli olarak ortalamanın altında kalıyorsanız çalışma açısından vesaire. İsmail, kırmızı kalem mi gösteriyorsun? Kırmızı kalem hocam. Gösterdiniz mi? Gösterdim. Peki onu ben Burak'la konuştuktan sonra, Burak Bey'le. Daha sonraki seansta anlatacağım. Evet sevgili izleyiciler, BBN Türk ekranlarındasınız. Kırmızı Kalem programı kısa bir reklam arasından sonra muhteşem bir konuk Burak Kılanç'la devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Evet efendim, Kırmızı Kalem muhteşem bir konuk ve birçok önemli konuyla karşınızda şu anda. Çok değerli eğitimci, sevgili dostumuz Burak Kılanç, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Okulları'nın genel müdürü kendisi. Ama sadece ünvanı burada bitmiyor. Öğrenciler için, aileler için yıllardan beri veri madenciliği yapıp muhteşem bir detay olup hayatımıza giren YÖK Atlası'nda temelini atan kişidir, kurucuları arasındadır. Değerli hocam, sevgili dostum Burak Kılanç, merhabalar.
Merhabalar, iyi yayınlar, iyi yıllar diliyorum hem sizlere hem de değerli izleyicilerimize. Ümit ediyorum ki 2021 sağlıkla geçsin ve üniversiteye hazırlanan gençlerimizin de hedeflerine ulaştığı, mutlu sonuçlara ulaştıkları bereketli bir yıl olsun. İnşallah hep birlikte hocam. Hocam sorular o kadar çok, o kadar çok ki ve çok da önemli sorular var. Ben ilk soruyu sormadan hemen önce çok sevgili hocama hemen bir pas atayım. O da sizi çok özledi çünkü. Pandemi araya girdi. Görüşemiyoruz. Evet. Evet Burak Bey hoş geldiniz. Şeref verdiniz öncelikle. Sağ olun. Hocam sağ olun. Çok teşekkürler Süleyman hocam. Sağ olun. Merakla öğrenciler de bizler de bekliyoruz neler konuşacağınızı. İsmail sen sorularımızı ilet. Burak hocam ilk soru malum pandemi dönemindeyiz ve çok önemli. Sınavlar ülkesi diyorum ben. Sınavlar ülkesi Türkiye'nin de en önemli gündem maddesi her zaman olduğu gibi YKS sınavı. Pandemi süreci artı YKS sınavı desem neler söylersiniz hocam? Öğrencilere, ailelere neler söylemek istersiniz? Tabii açık söylemek gerekirse pandemi hepimizin hayatını, tüm dünyanın hayatını değiştirdi. Türkiye'de özellikle öğrencilerin yaşantısını çok değiştirdiğini anlıyoruz, görüyoruz, yaşadık. Ancak bence geçen sene 13 Mart'tan itibaren uzaktan öğretime geçilmesiyle birlikte öğrenciler açıkçası neye uğradığını şaşırdılar. Eğitim dünyası neye uğradığını şaşırdı. Ve geçen sene bu seneye kıyasla daha zor bir seneydi. Geçen sene biliyorsunuz işte pandeminin belirsizliği sebebiyle sınavın tarihi değişti, sonra geri çekildi. Hani LGS tarafında bir alt kademede sınavın yapılıp yapılamayacağı uzun süre bilinmedi. Bir başka ifadeyle geçen sene bu seneye kıyasla çok daha az tecrübeliydik. Buna rağmen, bakın değerli hocalarım, buna rağmen Türkiye geçen sene üniversite yolculuğunda güzel bir sınav verdi. Biliyorsunuz hepimiz için içine arka tarafta şöyle bir kaygıyı yaşıyorduk. Bütün eğitimciler, üniversite camiası. Acaba gençler üniversiteli olmaya soğudular mı? Üniversiteli olmak istemezler mi? Sağlık endişeleriyle bir sene daha acaba evde beklemeyi tercih ederler mi? Ekonomik anlamda üniversiteli olmak öyle ya da böyle işte hani belki başka bir ile gitmeyi gerektiriyor. Aile bütçesi anlamında buna bir ket vurur mu, bir sıkıntı olur mu? Bütün bu endişeleri için yaşıyorduk. Ancak gördük ki geçtiğimiz Ağustos ayında yerleştirme sonuçları açıklandığında Türkiye'de üniversiteli olmayla ilgili hedefler pandemi sebebiyle değişmemiş. Hatta tam tersi son yıllarda görmediğimiz kadar doluluk oranlarını yaşadık. Çok daha beklentinin üzerinde fazla kişi üniversiteli oldu. Bir diğer enteresan bence şahsen tespit etmiş olduğum olaylardan bir tanesi şuydu. Biliyorsunuz üniversite sınavına girersiniz, puanlarınızı alırsınız, barajı aşarsınız, tercih etme hakkı elde edersiniz ama tercih kullanmayabilirsiniz. Bakın geçen sene tercih kullananların oranı da arttı. Üniversiteli olanların oranı da arttı. Bir de Türkiye'nin bir kanayan yarası vardır. Üniversiteli olan her 10 kişiden yıllar içinde değişiklik gösterir ama yaklaşık %10'dan sonra gidip üniversiteye kesin kayıt yaptırmaz. Yani üniversiteli olduğu halde üniversiteye gidip kayıt yaptırmayan her 100 kişiden 10'udur. Yıllar içindeki ortalamaya baktığımızda. Bu ortalama da geçen sene geriledi. Yani geçen sene ilginç bir şekilde pandemiye rağmen ülkemizin gençleri, üniversiteli olmak isteyenler, artık hani illaki de liseden hemen mezun olunca üniversiteli olmak da söz konusu değil. Herkes üniversite sınavına girebiliyor biliyorsunuz. Yani Türkiye'de üniversiteli olmak isteyen kitlenin bu konudaki arzusu, tutkusu ve performansı geçtiğimiz yıllara kıyasla daha iyi oldu. Bir defa bu sene üniversite sınavına girecekler şunu unutmasınlar. Pandemiden dolayı şartlar, ortam, performans geçen sene herhangi bir gerileme göstermedi. Tam tersi ilerledi. Öyle olduğu için üzülecek, sıkılacak, eyvah bu pandemi de benim üniversite sınavına girdiğim yılı buldu gibi bir takım yersiz bahaneler uyduracak hiçbir mazeret üretecek durum söz konusu değil. Yani üniversitede olmak isteyen bir genç pandemide de hedeflerini ortaya koyup, sıkı bir şekilde çalışıp, duruma ayak uydurup bu değişen durumdan fırsatlar çıkartıp başarılı olmayı becerebiliyor. Türkiye geçen sene bunu kanıtladı. Öyle olduğu için gençler bir defa motivasyonlarını yüksek tutsunlar. Üniversiteli olmaya niyetleri varsa o olacaklar. Bu konuda herhangi bir
Endişe yok. İsmail, bunu bir defa söyleyeyim. Hemen Burak Hoca. Burak Hocam. Yani bunu büyük bir ihtimalle sizler de yayınlarınızda hep söylüyorsunuzdur. Süleyman Hocam sürekli zaten söyler. Önemli olan değişen koşullardan fırsat çıkartabilmek. Yani herkes için şartlar esasında bir anlamda eşit. Herkes bu pandemi şartlarında sınava girecek ama değişen şartlara kim daha iyi adapte olursa, ayak uydurursa, buradan bir fırsat çıkartırsa tırnak içinde rakiplerinin önüne geçecek. İşte bunun yollarını araması gerekiyor üniversite adaylarının. Burak Hocam, şimdi siz YÖK Atlas'ın da kurucularındansınız. Yani milyonlarca öğrencinin o yararlandığı güzel platformdan. Şimdi bana az önce bir soru geldi. Yani peki o soru size sorulsaydı, yönelteceğim. Acaba YÖK Atlas'ın başındaki isim buna ne derdi? Konu kısıtlamasına gidilir mi diyor hoca çocuk bu sene? Örneğin 12. sınıf konuları kısıtlanabilir mi? Çünkü geçen sene mezunlar da görmedi bunu diyorlar. Siz ne öngörüyorsunuz? Yani 12. sınıf konularını azaltma ya da kolaylaştırma gibi ya da hiç sormama gibi bir üçgenin içinden ne çıkarırsınız Burak Bey? Tabii bu konuda karar verici Ankara'daki konuyla ilgili yani üst makamlar, kurumlar. Yani onlar adına konuşmak söz konusu olmaz ama herhalde şöyle bir tahminde bulunmak doğrusu olacaktır. 2547 sayılı kanunun 45. maddesi yüksek öğretime geçiş ve üniversiteye yerleşme ile ilgili kuralları tarif eder. Ve burada der ki Yükseköğretim Kurulu YÖK, fırsat eşitliği sağlayacak şekilde üniversiteye öğrencinin yerleşmesiyle ilgili gerekli önlemleri alır ve düzenlemeleri yapar. Milli Eğitim Bakanlığı için de esasında bu olmazsa olmaz bir kuraldır. Fırsat eşitliği. Fırsat eşitliğini sağlama noktasında kararların açıkçası verileceğini söyleyebiliriz. Bu noktada kolay bir açıkçası karar değil bu tip kararları vermek. Kolay kolay kararlar verilmiyor. Çünkü almış olduğunuz karar bazı kişileri memnun ederken bazı kişileri memnun etmeyebiliyor. Yani herkesi memnun edecek kararlar üretmek pek mümkün değil. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama biliyorsunuz artık hani tüm öğrenciler tüm konulardan sorumlu olacaklar şeklindeydi geçtiğimiz aylarda. Bir de unutmayalım ki her sene üniversite sınavında çıkan sorular o sene üniversiteden mezun olan kitlenin dikkate alınmasıyla hazırlanır. Yani bu sene, yani daha doğrusu 2021 senesinin Haziran'ında liseden mezun olacak olanların tabi olduğu müfredat ve içinde oldukları koşullar dikkate alarak bu sorular hazırlanmalıdır, hazırlanacaktır. Hep bu şekilde olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı da şu anda 12. sınıfların sorumlu olduğu müfredatla ilgili herhangi bir kısıtlamaya gitmediğinden dolayı, gitmeyeceğini de açıkladığından dolayı ben açıkçası YKS'nin kapsamında bu anlamda bir daralma şu andaki şartlarda beklemiyorum. Peki Burak Hocam, hani o çerçeve olarak bakanlık müfredatı bildirdi ama YÖK neresinden, nasıl, kaç soru soracağını belirleme yetkisine biliyorsunuz YÖK sahip. Peki orada yorumunuz ne olur? Yani bakanlığın o dediğine uymak zorunda değil aslında biliyorsunuz. Üniversiteye ben ne tip öğrenci alacağımı kendim belirleyeceğim diyor. Kestiriyor, atıyor mesela. Ya ben açıkçası YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda hani birbirinden farklı bir yorumla davranacağını öngörmüyorum. Bakın hani yıllardan beri değişmeyen genel bir kural vardır. O sene mezun olanların tabi oldukları müfredattan sorular çıkar. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre bu senenin 12. sınıflarında herhangi bir kapsam daralması var mı? Yok. Yok hocam. Bütün konulardan sorumlusunuz. Doğru mu? Doğru. Bu durumda demek ki bu senenin YKS sorularında eğer geçtiğimiz yıllardaki bu prensip uygulamadan vazgeçilmezse ki ben vazgeçileceğini öngörmüyorum. Herhangi konu daralması söz konusu olmaz. Peki. Evet. Ama tabii pandemi koşullarındayız. Pandemi koşullarında olduğumuzdan dolayı hani YÖK geçen sene biliyorsunuz pandemi sebebiyle sadece 2020 YKS'ye özgü bir takım kararlar almıştı. TYT'yi süre olarak uzatmıştı biliyorsunuz. Baraj puanları düşürmüştü. Öyle olduğu için hani bu sene de belki bu seneye özgü bir farklı uygulama yapılabilir ama benim öngörüm ve hissiyatım konu daralması olmayacağı yönünde.
Ama bekleyeceğiz, göreceğiz. Bekleyeceğiz. Teşekkür ederiz Burak Hocam. Burak Hocam, bu hafta duayen eğitimci Sait Gürsoy hocamızla çok güzel bir mülakatınız, bir söyleşiniz oldu Sait Gürsoy hocamızın köşesinde. Ana gündem maddesi OBP, yani ortaöğretim başarı puanıydı. Şu anda da gelen bir izleyici sorusuyla birlikte bunu birbirine bağlıyorum. Savaş adındaki izleyicimiz, OBP'nin kaldırılması veya etkisinin düşürülmesi ile ilgili bir çalışma YÖK'ün gündeminde var mıdır, olacak mıdır? Siz bununla ilgili bir çalışma bekliyor musunuz diye soruyor. Bu OBP kaosunun sebebi nedir hocam? Beklenti çok yüksek. Adaletsizlik anlamında, temel kavram burada adaletsizlik olacağı yönünde öğrencilerin çok büyük bir beklentisi oluştu. Siz bu işin hangi pencereden açılacağına kanaat getirirsiniz? Tabii ortaöğretim başı, yani bu sene üniversite sınavına girecek olan öğrenciler ve hani anne babaları için bu OBP konusunun geçmişini bilmek çok da mümkün değildir. Çünkü hani bu sene belki hani ilk defa bununla ilgili hani kulak kabarttılar, dikkat ediyorlar. Ortaöğretim başarı puanı ile ilgili biliyorsunuz bu 4 artı 4 artı 4 dönüşümü yapılırken 2012 senesinde bu çok ciddi bir şekilde gündeme gelmişti. Ortaöğretim başarı puanından önce ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı vardı. Yani lisenin mezunlarının toplamda başarısının insana etkilemesi, yani hani ben mesela İstanbul Erkek Lisesi mezunuyum, almış olduğum kişisel puanıma bir de okulumun başarısına göre puan eklenirdi. Buna ağırlıklandırma denirdi. Bundan biz 2012 senesinde vazgeçtik ve biraz evvel de söylediğim gibi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 45. maddesi üniversiteye geçişle ilgili kuralları tarif ediyor. Orada da çok net bir şekilde diyor ki üniversiteye yerleştirmede sınav puanına aynı zamanda lisedeki başarıyı gösteren ortaöğretim başarı puanı eklenir diyor. Ve bu ortaöğretim başarı puanının eklenmesiyle ilgili açıklamayı yaptıktan sonra da pek de mevzuat tekniği olarak alışa gelmediğimiz şekilde teknik bir detaya giriyor kanun. Bakın kanun. Diyor ki işte kabaca hani söylersek, yani oradaki ifadelerin sonunda diploma notunun %60'ını ben senin sınav puanına ortaöğretim başarı puanı olarak eklerim. Şimdi pek çok tartışma şu anda var. İşte efendim ortaöğretim başarı puanının etkisi azaltılsın, şu olsun bu olsun diye. Bu o kadar kolay değil. Yani alışılagelmiş mevzuat uygulaması şeklinde bu iş zamanında geliştirilmiş ve tesis edilmiş olsa, yani dense ki üniversiteye yerleşmede sınav puanının üzerine ortaöğretim başarı puanı gelir. Ortaöğretim başarı puanı da teknik detaydır. Ayrı bir yönetmelikte YÖK tarafından belirlenir gibilerinden alışa gelmiş olduğumuz bir şekilde bu iş çözülmüş olsa, zamanda yapılandırılmış olsa, şu anda YÖK mesela rahat bir şekilde eğer gerekli görüyorsa ortaöğretim başarı puanının etkisini daraltabilir. Şu anda ortaöğretim başarı puanının etkisinin azaltılmasıyla ilgili kanun değişikliği yapılmak zorunda. Yani meclise insanlar el kaldıracaklar, el indirecekler. Bu o kadar kolay bir iş değil. Yani prosedür olarak o kadar kolay bir iş değil. Ama tabii pandemi koşullarındayız ve bu tip değişikliklerin esasında mecliste daha hızlı bir şekilde yapılması mümkün olabilir. Eğer YÖK bununla ilgili bir gereklilik ÖSYM ile birlikte düşünüyorsa, olması gerektiğini düşünüyorsa, bununla ilgili hukuki olarak bir çözüm belki bulunabilir. Çünkü üniversite sınavının yapılmasına daha zaman var. Oyunun kurallarının tarif edildiği kılavuzun çıkmasına 2 ay var diyelim kabaca. 2 ay içinde kılavuz çıktığında farklı bir kural orada yer alıyor olsa da daha ileride bunun bir şekilde tahsil edilmesi ya da değiştirilmesi mümkün olabilir. Tabii ortaöğretim başarı puanı ile ilgili pandemi öncesinde de hesaplama yönteminin eğitimcilerin çok içine sindiğini söyleyemeyiz. Bazı hırslı okulların, hani yazımızda da böyle geçtik Sait Hoca'yla, bazı hırslı okulların hormonlu notlar verdiği ve öyle olduğu için de adaylar arasında haksızlık olduğu ile ilgili ciddi endişelerimizin olduğu, içimizin rahat olmadığını dile getirdik. Yıllar boyu dile getirdik. YÖK'ün bu konuda OBP'nin yapısının değiştirilmesiyle ilgili bazı çalışmalar yaptığını ben şahsen yakından biliyorum. Hani gönül isterdi ki keşke bu değişiklik geçtiğimiz yıllarda yapılmış olsaydı ve şu anda OBP ile ilgili tartışmıyor olsaydık. Dediğim gibi, yani OBP'nin yıllardır YÖK'ün gündeminde olduğunu biliyoruz. Bu seneye özgü bir değişiklik istenir mi istenmez mi YÖK tarafından, o konuda bir bilgim yok açıkçası, ama YÖK geçen sene pandemi koşullarını dikkate alarak
Sait Hoca ile yazımızda da dile getirdik. Öğrenci dostu bazı kararlar aldı. İşte TYT'nin süresinin uzaması, barajın aşağı inmesi. OBP ile ilgili de şu anda kamu vicdanını zedeleyen, kamu vicdanına tam anlamıyla oturmayan ve kafaları karıştıran bu durumun da bu seneye özgü olarak belki farklı bir uygulamayla geçmesi, geçiştirilmesi yolunu tercih edebilir. Yok, bekleyeceğiz, göreceğiz. Yazımızda da ifade ettik. Yani YÖK'ün bu konuda, bu konunun farkında olduğu ve bununla ilgili değerlendirme yaptığı ile ilgili bir açıklama yapıyor olması bile eğitim dünyasını, adayları, aileleri rahatlatacaktır. İnşallah bizim de temennimiz adaletin olduğu, bütün öğrencilerin kafasının rahat olduğu bir sınav ortamı olsun diyorum. Var mı hocam? Vallahi şimdi Burak Bey güzel söyledi. Ortaöğretim başarı puanının böyle soysuzlaştırılmasının sebebi aslında veli bilinciyle alakalı. Yani veli bu fazla nota tepki gösterecek Burak hocam. Ama göstermediği için, yani bizim kültürümüzle alakalı bir sorun, durum etik bu. Sorun etik, yani değil mi hocam? Ya evet ortada. Yani bunu gittiğin zaman sen başka birçok ülkede yapamazsın yani. Ben bu çocuğu buraya koyuyorum, 98 bedava dediğinde ne oluyor falan der. Yani okulları niteliksizleştirir ortaöğretim başarı puanının kaldırılması. Çünkü okulla, yazılıya, hocaya verilen değerin mayası budur. Ben ilgiyle izliyorum Burak Bey'i. Çocuklar da izliyor İsmail. Evet. Sorularını yetiştirelim. Hocam bir başka soru da malum her şey uzaktan, veli ilgisi her zamanki gibi yakından, ama devlet okulu, özel okulu öğrencileri arasında Burak Kılanç gözüyle ne gibi bir fark var? Fark var mı, veya bu konuyla ilgili sizin önerileriniz var mı hocam? Bununla da ilgili yüzlerce, binlerce bizlere, eminim birçok eğitimciye de, programcıya da serzenişler geliyordur. Şartlar eşit değil deniliyor hocam. Ne diyorsunuz? Değil yani, açık söylemek gerekirse hani bir eğitimci olmanın ötesinde hani eğitim dünyasının içinde yakından olan, yakından gözlemleyen ve çalışan bir vatandaş olarak esasında değerlendirdiğimde şu anda devlet okullarıyla özel okullar arasında öğrenci kazanım kayıpları anlamında ciddi bir fark var. Bakın Süleyman Hocam, İsmail Hocam, ben pandeminin başından itibaren şu söylemi özellikle benimsedim. Gerek televizyonlarda fırsat oldukça söylüyorum, gerekse işte velilerle buluştuğumda söylüyorum. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ve bu olağanüstü dönemde öğretim anlamında da, eğitim anlamında da kayıplar olacak. Bir defa kayıp olacağını baştan kabul etmek gerekiyor. Bu dönemde amacımız ne? Kayıpları minimize etmek, en alt seviyede tutmak. Şimdi baktığımızda maalesef, yani genel olarak baktığımızda biz şanslı bir ülkeyiz. Bizim EBA altyapımız sebebiyle uzaktan öğretime geçildi. Bu sebeple belki pek çok ülkeye kıyasla kayıplarımız daha az oldu, olabilir. Ancak bu noktada da EBA'nın sunmuş olduğu imkanlara, internet olarak, donanım olarak, bilgisayar, telefon, tablet olarak maalesef ulaşamayan, sosyoekonomik anlamda bu imkanlara sahip olmayan geniş bir kitle olduğunu biliyoruz. Bu noktada kayıpların olduğu ortada. Bir defa bunu baştan kabul etmemiz gerekiyor. Özel okullarda açıkçası bu kayıpların daha az olduğunu ben gözlemliyorum. Yani devlet okullarında da, özellikle devlet okullarının bazılarında işini çok ciddi yapmaya çalışan gerçekten öğretmen, bakın hani gerçekten öğretmen, öğretmen diyeceğimiz öğretmenlerimizin performansıyla gene özel okullardaki performansa yakın, onun üzerinde de müferiten kayıtların azaltılması yönünde çaba gösteren okullar, öğretmenler olduğunu da görüyoruz. Ama genel olarak baktığımızda bir ortalama alacak olursak özel okullardaki kayıpların devlet okullarına kıyasla daha az olduğunu öğrenci basında görebiliriz. Şimdi bu noktada şunu yani kabul ettiğimiz takdirde, kayıpların olduğunu kabul ettiğimiz takdirde bu kayıpları tespit edip pandemi sonrasında, pandeminin etkileri azalmaya başladıktan itibaren ve tamamıyla kalktıktan itibaren biz öğretimde ve eğitimde yaşanan bu kayıpları nasıl telafi edeceğiz? Bakın zamanında bütünleme diye bir şey vardı. Bütünleme, eksik kalan bir şeyi bütünlüyorsunuz. Bütünleme, bütünlemeye kaldım işte, yazın çalışın bütünlemeye kaldım mesela. Bizim açıkçası şu anda eksiklerimizin olduğunu, eksik şeylerin kaldığını kabul edip bu işi nasıl bütünleyeceğiz, bu işin bütünlemesi nasıl olacak diye ülke olarak, aile olarak, öğrenci olarak, okul olarak çalışmamız gerekiyor. Maalesef evet, şu anda özel okullarla devlet okulları arasında bence kazanım kayıpları anlamında bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Bu benim şahsi görüşüm.
Buyurun. Burak Hocam hemen araya girip çünkü reklama da gideceğiz, sona doğru da yaklaşıyoruz, son 2 dakikamız. Bir de Türkiye'de şu anda özel okullarımız yani sonuçta hepsi bizim ülkemizin okulları. Onların da yaşadığı çok ciddi problemler de var. Malum öğrenci sayıları vesaire birçok orada da değişik faktörler var. Peki bu adaletsizlik var dediniz. Peki özel okulların durumu ile ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii özel okullarla ilgili en büyük sıkıntılardan bir tanesi şeydir. Yani özel okullar şu anda canla başla çalışıyorlar. Hani pek çoğu hani %90'ın üzerinde canla başla çalıştığını söyleyebiliriz. Ve inanın hani okulları yüz yüze eğitim varken işletmek ile uzaktan eğitim sırasında işletme arasında hani işletme yönetimi anlamında çok büyük fark yok. Yani tasarruflar vesaire söz konusu değil. Öğretmenlerinizi gene kadroya tutmak zorundasınız. Onun beklentilerini karşılamak durumundasınız. Pek çok işte teknolojik anlamda yatırımlar yapmanız gerekebiliyor. Ya da işte internetle ilgili bir takım altyapıları sağlamanız, sürdürmeniz gerekiyor. Veliler bazen maalesef özellikle hani şu anda siz uzaktan eğitimde çocuk ekranı karşısında diye düşünüyorsunuz ama aynı zamanda veliler de ekranın karşısında. Öyle olduğu için hani velilerin çok fazla özel okullara müdahale ettiğini görüyoruz. Hani bazen eğitimciden daha çok eğitimci olmaya çalışıyorlar, fikir vermeye çalışıyorlar. Tabii ki hani bütün özel okullarımız velilerimizi dinliyorlar bu anlamda, fikirlerini önem veriyorlar. Ancak unutulmaması gereken bir şey var ki bu işin uzmanları okul tarafında olanlar. Onlar bu işi yönetmek durumdalar ve iyi de yönetiyorlar. Bu bir defa kolay bir şey değil. Beklentiler çok fazla artabiliyor. Özellikle işte online derslerdeki öğrenci sayısının azalmasıyla ilgili beklentiler öğretmen ders yüklerinin artmasına sebep olabiliyor. Mesela bizim okullarımızda kadromuzu özellikle yabancı anlamında hemen genişletmek durumunda kaldık. Daha az sayıda öğrenciyle online derslerimizi yapalım ki kazanım kayıpları minimize olsun diye. Yani özel okullar, veliler özellikle eğitim öğretim için bir ücret ödediklerinden dolayı velilerin daha fazla talepkar olmuş olduğu kurumlar bu anlamda süreci yönetirken zorluk çekiyorlar ama Süleyman Hocam da hep söylediği gibi eğitimde başarı öğrenci, öğretmen, okul ve aile. Bu üçünün bir arada gönül, akıl birliği, emek birliği içinde çalışması da eğer gelebilir. Başka türlü gelmez. Bu noktada gerek devlet olsun gerek özel okul olsun velilerimizin de bu eğitim öğretim süreçlerine gerçekten destek olması gerekiyor ki biz bu kazanım kayıplarını minimize ederekten yaşantımızı sürdürelim ve gençlerimizi geleceğe hazırlayalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız. Hem bizimle hem ülkemiz öğrencilerle birlikte oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Burak Bey çok teşekkür ederiz. Bizler adına, öğrenciler adına çok kıymetli bilgilerdi. En kısa sürede yine görüşmek dileğiyle diyoruz. İnşallah hocam. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Siz de hoşça kalın. İstanbul'a, İstanbul Erkek Liseleri Eğitim Vakfı okullarına canı gönülden selamlar, sevgiler. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası. Reklamlardan hemen sonra yine sizlerleyiz. Evet efendim, Kırmızı Kalem programı BBN Türk ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor. Ben İsmail Yolcu, öğrencilerin bonus hocası eğitimci yazar Süleyman Belidoğlu ile birlikte her hafta sizler için bu güzel programı hazırlıyoruz. Umarız beğeniyorsunuz çünkü beğenilen programlarımız bizlere mesajlar yoluyla hemen anında biliyoruz. Lütfen sorularınızı bonus hocamıza Instagram bonus hoca üzerinden şu an itibaren tekrar kaldığımız yerden devam edeceğim. Az sonra, çünkü niye az sonra? Ajanda biliyorsunuz bizim artık bir klasiğimiz haline geldi. Rehberlik uzmanı Besim Türkoğlu hocamız her hafta birbirinden güzel ajanda hazırlıyor. Kimler için? Tabii ki değerli öğrencilerimiz için diyorum. Ve şimdi gelin hep birlikte bu haftaki ajandaya gidelim. ...2021'in ilk ajandasındasınız. Bugün konumuz akademik benlik. Şimdi ajandamızı açalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Hepimiz dünyaya geldiğimiz andan itibaren bir takım deneyimler yaşıyoruz. Ve bu yaşamış olduğumuz deneyimlerden sonra kendimize karşı bir bakış açısı oluşturuyoruz. İşte oluşturduğumuz bu bakış açısına benlik diyoruz.
Akademik benlikte aslında buna benzer şekilde okula ilk girdiğimiz günden itibaren bugüne kadar geçen süre içerisinde bütün deneyimlerimizi, bütün tecrübelerimizi düşünüp kendi kendimize nasıl bir öğrenci olduğumuzu sormaktır. Peki önemli mi? Son derece önemli. Çünkü yetenekleri düzeyinde ve yeteneklerinden fazla düzeyde akademik performans gösteren öğrencilerin akademik benliklerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bu başarılı öğrencilerin arkasında akademik benliğinde katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan araştırmalarda akademik benlik düzeyi yüksek olan öğrencilerin zorluklarla ve başarısızlıklarla çok rahat bir şekilde mücadele ettiklerini görüyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse başarısızlıkla mücadele etmek zordur. Peki nasıl oluyor da bu öğrenciler başarısızlıkla çok rahat bir şekilde mücadele ediyor diye sorduğumuzda yapılan çalışmalar bu öğrencilerin aktif ve kararlı olduklarını, aktif ve kararlı olduklarından dolayı başarı beklentilerinin yüksek olduğunu ve başarı beklentilerinin yüksek olmasının da akademik benlik düzeyini ve akademik performansını etkilediğini görüyoruz. Bu yüzden aktif olmak, öğrenmelerin sorumluluğunu almak ve kararlı olmak son derece önemlidir diyorum. Ve bizlere sorularınızı Instagram rehberlik ajandası adresinden iletebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Evet efendim, yine harika bir ajandayı hep birlikte izledik diyorum ve ajandanın kritiğini yapmak üzere hocama dönüyorum. Neler söyleyeceksiniz hocam bu haftaki evet, ajandayla ilgili? Evet, Resim Türkoğlu harika bir konu seçmiş. Şimdi şöyle, bu aslında tam olarak İsmail, eğer bir öğrenci akademik ve öğrencilik başarılarıyla mı kendini iyi hissediyor, övünüyor, yoksa kaleye topu iyi attığı için mi, ya da iyi yüzdüğü için mi, iyi konuştuğu için mi? Benlik algısını akademikle birleştirilen alandan bir alıntıyla gelmiş. Ve biz ailelerin öğretmenliği kitabımızda İsmail, akademik benliği halk diliyle nasıl anlattık? Dedik ki çocuğunuzun iyi bir öğrenci olmasını istiyorsanız onun bilgisayarla harika oynadığını, bilmem eleştiriyor mu, övüyor mu şeklinde konuşmadan çocuğunuzun hep öğrencilik başarısıyla, iyi çalışıyor olmasıyla övünün ki orada bir benlik algısı oluşsun. Harikaydı Besim Türkoğlu'na, emeklerine sağlık. Çok teşekkür ederiz sevgili Besim Türkoğlu. Yüklenecek zaten. Tabii ki. Değil mi? Rehberlik ajandası Instagram hesabında da yüklüyor Besim hocamız, hem de YouTube'a da yüklüyor. Ayrıca zaten biliyorsunuz BBN Türk'ün YouTube kanalında bizim programımız ve birbirinden değerli birçok BBN TV'nin, Türk TV'nin programları zaten YouTube kanalında var. Dilediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz diyorum. Instagram bonus hocaya gelen soruları hemen hocama iletmeye başlıyorum. Hocam, Derya iş gören 9. sınıf öğrencisi bir kızım var. 8. sınıfın telafisini gidermek için nasıl bir yol izlemeliyiz diyor. Harika bir tespit yapmışlar. Çok güzel. Öncelikle konu anlatımlı bir kitaptan çalışmasını, arkasından bunun, pandemi dönemine uygun konuşuyorum, arkasından bunun videolarını, yani kendi hocaları olursa makbule geçer, oradan dinleyerek, yani 8. sınıf hocalarının anlattığı videoları dinleyerek 9. sınıfa bir altyapı oluşturmalarını tavsiye ediyorum. Bir defa Derya Hanım çok bilinçli. Tam böyle Instagram bonus hoca takipçisi. Hep biz diyoruz ya, evet. Türkiye'nin en kaliteli, en seçkin, eğitime kendini adamış takipçisi Instagram bonus hocanın takipçisidir. Ve biz de orada eğitimden başka bir şey yayınlamıyoruz. Bu arada 26-30 Aralık tarihleri arasında 4 seminer yükledik yılbaşı öncesi olduğu için. Evet hocam. Kendi başarısına inanmak, impostor sendromu, Instagram bonus hocadan mutlaka izleyin, tavsiye edin. Soru çözümlerinde seyirci etkisi yaşamak. Cihan Beyli İlçe Milli Eğitim'e yaptık bunu. Lütfen izleyin, tavsiye edin. Çalışırken neden müzik dinlemek zorunda kalırız? Bunu Adana kavrama yaptık ve özellikle izleyin diyorum. Son olarak da konu eksiğim yok yanılgısının nedenleri Adana aktife yaptık. Mutlaka izleyin diyoruz. Hocam, Instagram bonus hocadan Fahrettin Bayar mezuna kalmış. Bu yıl ikinci defa YKS sınavına hazırlanıyor. Çalıştığım konunun sorusunu çözüyorum.
farklı bir konuya çalışmaya başladığım zaman önceki konuyla o iki konu arasında biraz kaos yaşıyorum ve önceki konuyu hemen karıştırıyorum diyor. Müdahale, şimdi çocuklar müdahale molasız çalışmalarda olur. Yani önceki konuyla bir sonraki konu arasına mola koymamışsa öğrencimiz ne olur? Bu şey gibidir ya. Yani şunun kapağını açık koyarsak şuraya İsmail. Önceki konuyu böyle düşünün. Pekişmemiş konu. İyice kafada yerleştirip raflara ha bunun şununla bağlantısı var diye çalıştığınız zaman bunun kapağı var demektir. Siz ne oluyor? Bunu kapağı açık koyarsanız devriliyor, kitapları ıslıyor. İşte orada çocuğun bir önceki öğrendiği konu bir sonraki konunun sayfalarını adeta ıslıyor ve ne yapması gerekiyor tekrar söylüyorum. Mola vererek az önce çalıştıklarının üzerinde düşünürse bu müdahaleyi yaşamayacağına emin olsun. Hocam Esma diyor ki hocam sizi izleyince kendime özgüvenim geldi. Ben aslında önümüzdeki yıla bırakmıştım sınavı. Şu anda başlasam 3 Ocak'ta YKS sınavını kazanabilir miyim diyor. Sakın ha. Öncelikle Burak Kılanç'ın konuşmalarına dikkat edin. Büyük fırsatlar dedi. Rakamlarla açıkladı bunu. Yok Atlas'ın başındaki isim. İstatistiklere çok hakimdi. Çocuklar öncelikle şunu çok iyi bilin. Sizin 9, 10, 11'in ilk dönemi, yani kesin yüz yüze aldığınız dönemi söylüyorum. Bunlar beyninizin içinde mevcut mu? Mevcut. Fakat beyninizin alt bölgelerinde, alt tarafa doğru inmiş, onu basit bir hızlı göz gezdirme tekrarlarıyla hafızanızın üstüne çıkarın. Yani şu anda vakit geç değil, erken bile yani. Değil mi hocam? Rahat rahat başla. Evet. Ben yeri gelmişken bu arada yine öğrenci dostu YÖK'e ve özellikle YÖK Atlas çalışmasında emeği geçen bütün YÖK ailesine bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu yıl sınava hazırlanan 12. sınıfa mezun öğrencilerine de özellikle dinlenme zamanlarında şöyle bir YÖK Atlas'ı açıp hedefledikleri bölümlere, oraya kaç nette öğrenci girmiş, Türkiye kaç birincisi girmiş ara ara bakıp oradan da bir kendilerini motive etmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Hocam şimdi benim Instagram bonus hoca üzerinden gördüğüm genel bir durum var. Bir anekdot. 2021'e girince hani sınav 2020'de önümüzdeki yıl algısı değişmiş. Sanki öğrencilerde birazcık daha böyle bir heveslenme, çalışma, motivasyon artmış gibi geliyor. Yani sınav artık bu yıl. Tabii, bunda tabii. Acaba bonus hocanın ve kırmızı kalemin etkisi ne kadar olur diye ben de size sorayım. O da etkili. Psikolojik etki vardır. Yani bir şeyi nasıl çerçevelediğiniz önemlidir söylerken. 2021'de sınava gireceğim. 2021 geldi. O çerçeveleme peki, etkisi. Evet. Peki milyonlarca 8. sınıf, 12. sınıf ve mezun öğrenci ve ailelerini alırsak onlara nasıl bir motivasyonlarını arttıran çalışma planı önerirsiniz? Şimdi kısa vadeli mi? Sorumu şöyle düzelteyim. Kısa vadeli mi olmalı çalışma planları yoksa aylık mı olmalı hocam? Şimdi, haftalık mı aylık mı? Hepsini kapsamalı ama çocuğun plan içerisinde koyduğu hedefler kısa, öngörülebilir, nispeten zor olmalı ki çocuk gelişme kaydedebilsin. Yani imkansızı başarmaya çalışmak onun altında ezilmek olur. Çalışma programlarında kitap okuma, dinlenme, mola, uyku düzenlerindeki bir standartı getirmeleri gerekiyor. Kitap okumanın üstünde çok duruyorum. Bakın beyin bilimciler diyor ki eğer başlamakta zorlanıyorsanız, çalışma planlarına uymuyorsanız, çalışmış olmak için çalışıyorsanız aslında sizin yaşadığınız şey beyin tembelliğidir diyor. Yani ön lobunuz çalışmıyordur yeterince diyor. Bunu çalıştırmanın yolu ne İsmail? Kitap okumak. Kitap okumak, kitap okumak. Yani burada artık kitap okumak her zamankinden daha öne çıktı. Taha ve ailesi şöyle bir şey soruyor. Hocam çalışmaktan yani masasında öğrenci çalışıyor Taha ve sıkılıyor. Tam o ara ne yapmalı hocam Taha? Şimdi şöyle eğer normal süre içerisinde sıkılıyorsa biz öyle algılamak istiyorum bunu. Mesela oturdu 40 dakika çalışacak 17. dakikada Taha sıkıldı. Evet 45 dakikaya artı 15 mola gibi düşünsek 45 dakika çalışacak sıkıldı. Bunun ana sebebi çalışmakta olduğunu anlamıyor olmasıyla alakalı bu. Yani çocuk çalıştığı konu anlamıyor. Anlamadığı için ne oluyor? Dopamin dediğimiz çalışmayı sürdürmek için keyif alma hormonu ortadan kalkıyor. O zaman madem ki öğrendiğimiz zaman bu hormon salgılanıyorsa
küçük adımlar ilkesi, yani birinci adımı anlamadan ikinci adıma geçmeme ilkesini benimsemeleri gerekiyor. Çok güzel bir soru sormuş Hafsa Metin. Sayısal öğrenciler TYT, tarih ve coğrafyaya çalışmalı mı? Çalışırsa nasıl çalışmalı? Evet, çalışmalılar. Çünkü onlar birebir puan getiriyor zaten. Standart sapmayı dışarıda bırakırsak eğer. Çalışmayı nasıl? Çalışma planınızın içerisinde işte bir ders seansı, yani bir 40 dakika mutlaka her gün sosyal derste olsun. Zaten İsmail şöyle düşün. İki sayısal dersin arasına sosyal attığında demin o söylediğimiz karışma gerçekleşmiyor. Bir de busu var bunun. O zaman çocuk matematikten fiziğe geçerken buyursun ortaya tarih, coğrafya, din dersi gibi dersleri koysun. Daha etkili bir çalışma yöntemi benimsemiş olur. Hocam Berkay, TYT'de ciddi bir düşüşüm var. Kalan 6 aylık periyotta en kısa yoldan ve en doğru şekilde nasıl toparlayabilirim diyor. Ya şimdi şöyle, hani kitap okumayı söyledik, bir defa daha hatırlatayım ama TYT konularının kavramlarını, formüllerini, ilkelerini çıkart. Konuların sırasını öğren, şemalar çıkart, şema çıkartarak çalış. Onu kafana oturt. Çünkü TYT İsmail hem kitap okuyacak, hem soru çözecek, hem kavramların üstünde duracak ve gelişme yavaş olur. Orada moralinizi bozmayın çocuklar. Yani AYT'deki gelişme hızıyla TYT'deki gelişme hızı arasında fark vardır. Çünkü beynin yatkınlık kazanması biraz daha uzun zaman alır. Buna dikkat etmeler gerekiyor. Hocam benzer farklı sorular var. Bir tanesini Zehra soruyor. Diğerinde hemen görürsem onu da söyleyeyim. Bir başka Züleyha ve Zehra. Züleyha 7. sınıf, Zehra 11. sınıf. Her ikisi de sınava bir sonraki yıl girecek ama ortak soruları şu. Biz şimdiden çalışmaya başlarsak eğer YKS'ye ve LGS'ye, bu çalışmayı 7 günün tamamında mı yapalım, yoksa haftada sadece belirli bir zaman diliminde mi sınavlara ayrıca mı çalışalım diyorlar. Şimdi yani iç içe mi geçmeli? Şöyle, ben bunu anladım. Bu çocuklar soru çözmeyi kastediyorlar. Çocuklar, soru çözme sınava hazırlanmanın nano parçasıdır ya. Öyle önemli bir parçası da değildir. Yani siz bunu soruyor çocuklar. Çocuklar, siz şimdi konu tekrarı sınıflarındasınız. Yani siz önce konuları tekrar edeceksiniz. Yani konu çalışıyorsunuz ya, çalıştığınız konudan hemen sonra 4-5 tane soru çözüyorsunuz. Buna uygulama testi deniliyor. Bütün dünyada bir konuya çalıştıktan sonra 4-5 tane soru çözmek yeterli gözüküyor. Yalnız yanlış anlamayın. İleride çok soru çözmeye geçersiniz. Ben hani çalışma planınız konu çalışmaksa, konuyu çalıştıktan sonra 4-5 soru yeter. Ama ayrıca soru çözme seanslarınızın olması gerekiyor. Onları ayrıca çok soru çözme bazında yapabilirsiniz. Hocam bir öğrenci 10. sınıfta bu yıl alan seçimi yapacağım. Normalde sayısalım diyor. Yani sayısal derslerim çok iyi ama ben savcı olmak istiyorum diyor. Alan seçiminde hocam ne önerir diyor. Yani biliyorsunuz İsmail, hukuk fakültesini çok yoğun olarak sayısalcılar da kazanıyor. Sayısalcı olarak sınava girdikleri halde. Ya zaten düşmüyor puan. Evet. Çünkü neticede sosyale de çalışıyorlar. Çocuklar, öncelikle hukuk matematiksel ve mantıksal zeka kullanımı ister. Yani sayısal becerilerle çok doğrudan ilgilidir. Hukuk asla ezber değildir. Hukuk ezber değil, çünkü kanun kullanmak serbest zaten. Bakarak yapıyorsunuz. Önemli olan onu yorumlayabilmek aslında. Kısacası sayısaldan devam edip hukuk kazanabilir. Hocam Ali Ünal Manisa'dan 6. sınıfta sınav konsantrasyonuyla ilgili bir soru sormuş. Onu şöyle birazcık daha açayım. Normal okul sınavları veya küçük sınavlar diyeyim, onlarla büyük sınavların motivasyonu öğrenci açısından sınav öncesinde farklı mıdır, yoksa hep aynı yöntem mi, aynı yollardan mı Ali motive olacak? Şimdi şöyle anlatayım. Gerçek sınavın bilişsel yükü, duygusal yükü daha fazladır. Gerçek sınavı şöyle düşün. Deplasmana çıkmışsın ve 100.000 kişi sana yuu çekiyor. Ya da çekme ihtimali var. Stadyumda. Ama antrenmanda, boş sahada o futbolcu harikalar yaratabilir. Karşı da kendi taraftarına iyi görünecek. Karşı taraftara da bak ben çok iyiyim diye mesaj verecek. Yani bu açıdan buna bilişsel yük dediğimiz, o bir soruyu çözerken ki senin yükün, sırtındaki yük, zihnindeki yük artıyor.
Ondan dolayı ne diyor Bilim İsmail? Soruları gerçek sınav ortamındaki stres altında bile çözebilecek kadar iyi öğrenin. Çok net. Bu komutu veriyor. Yani çocuklar dikkat edin, konuları çok iyi pekiştirin. Evet. Hocam sadece kitap okusam LGS için bana çok büyük katkısı olur mu diye bir öğrenci. Ya şimdi çok büyük katkısı olur da kitap okumanın katkısı olur. Sadece kitap okuduğunda iyi bir başarı elde edemezsin. Yani neden? Çünkü konuların kavramları, ilkeleri, formülleri, birbiriyle bağlantıları var. Çocuklar bunlar biliyorsunuz bilgiyi kullanma becerisini ölçüyor. Ama sen o bilgiyi birazcık da bilmen gereken şeyler de var. Ona dikkat etmesi evet, lazım. Bilsen Şahin hocamıza teşekkür ediyoruz. Bizleri izliyormuş. OBP kanayan bir yaradır. Hem Burak hocamızın hem de Sait Gürsoy hocamızın gündeme taşıması çok değerli oldu. Teşekkür ediyor. Bizler de selam söylüyoruz. Hocam ben bilim kitapları okumayı seviyorum ama roman okuyamıyorum. Bilim kitapları okumamın bana bir getirisi olacak mıdır diyor Mert Yükselir. Tabii ki bilim kitapları okuduğunu anlama becerisini had safhada geliştirir. Ama çocuklar roman okuduğunuzda da matematik becerilerinizi geliştirir. Çünkü o gözde canlandırma, soyut olanı somuta taşıma becerisi biraz beynin matematik bölgelerini daha iyi çalıştırıyor. Klasik müzik dinlemek de ondan aynı etkiyi yapıyor mesela. Kitap okurken kitap çeşitliliğine de dikkat edilmesi gerekiyor. Hocam Muhammed Kaan Bilge 7. sınıfa giden bir öğrenci günlük en fazla kaç saat çalışmalı ve nasıl daha verimli çalışmalıdır? Ya çocuklar yaşam planınıza göre ama ben hani ortalama söyleyeceğim. 2 saat öğleden önce 2 saat öğleden sonra 4 saat gayet yeterlidir. 2 saatte kitap okusan mis gibi Allah. O daha ne istiyorsun? Hocam birçok soru akışı var. Ben hemen yakalayabildiklerimi aradan size ileteceğim. Bu arada programımızın da artık son dönemecine geliyoruz. Son bölümündeyiz artık. Ben size burada bir hemen pas atayım hocam. Siz yarı yıl tatili de gelirken, karne dönemi de gelirken ve orada da artık 3 haftalık bir tatil olacak uzunca bir ara. Özellikle LGS ve YKS sınavına hazırlanan öğrencilere o aralar için şu anda bir planladığınız önerileriniz, altın tavsiyeleriniz var mı hocam? Aklıma bu geldi benim şu anda. Şimdi fırsat mıdır yani bu tatilin fırsattır de uzaması? Fırsattır elbette ki ama bu fırsat diye de böyle altın toplar gibi bir çuval çalışmayla da o alanı geçirmesinler. Yani yorgun girmesinler. Ben şöyle ifade edeyim. Özellikle bu ara tatilin tamamını dinlenirseniz matematik becerilerinizin dibe vuracağını unutmayın çocuklar. Yani çok geriler. Özellikle akıl yürütme yani beyin ve zihin esnekliği isteyen sorularda kesintisiz gitmeniz gerekiyor. Kitap okumak da onun için çok önemli. Bu arada sevgili öğrenciler hepinizin bilmesi gereken en önemli noktaların arasında dediğimiz gibi kendi başınıza konuyu anlama, kendi başınıza soruları çözebilme becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Zorlayıcı problemlerin üzerine sıkı bir şekilde gidin diyorum. Varsa soru alayım İsmail. Çok var hocam. Ben hemen aradan kararsız kalıyorum hocam. Çok soru gelince şöyle bir çıkmaza düşüyorum. Önce hangisine ağırlık vereyim bir de kimi seçeyim çünkü... İsmail Instagram bonus hocada emin olun aşağı doğru o videoları izlesinler. Hepsinin cevabı var. Hepsinin başlığı var zaten çocuklar. Siz hangi videoyu izlediğinizi alttaki başlığı okuyarak görüyorsunuz zaten. Benim derdim eksiğim şu. Şunu izlemeliyim dediğinizde muhteşem. Ne diyoruz? Instagram bonus hocayı takip edin, takip edilmesini sağlayın. Kesinlikle. Çünkü Türkiye'nin en kaliteli Instagram sayfası. Hocam Ahmet Arslan, evet. Çalışma isteğimi kaybettim. 12. sınıfım nasıl geri kazanacağım diyor. İşte İsmail bak o beyin tembelliği diyor ya Sandra Bontun, o beyin ünlü ordinarius profesörün. Önce çocuklar kitap okuyun. Küçük adımlar ilkesi benimseyin. Çalışma planınıza uyun. Çalışma planı uyku düzeniyle başlar. Yani eğer siz bir gün ya sabahleyin 7'de kalkacağınıza tak diye 9'da kalktıysanız o gün berbat geçer. Plana uymuyorsunuz çünkü. Domino etkisi yapıyor o. Bir baba çocuğuma kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirim diyor. Ortaokula gidiyor imiş çocuğu. Siz okuyarak. Okuru okur yetiştirir diye bir kural var İsmail. Süper yani hocam. beraber kitap okuyacaksınız. Süleyman hocam sizce diyor Selanur Özçelik
okullar açılsa bile uzaktan eğitim artık hayatımızın içinde mi kalacak diyor. Hayır, kalmayacak çocuklar. Çünkü uzaktan eğitimde bilişsel empati oluşmadığı için bu emekliliğini aşmış, trafikten sıkılmış, epeyce yaşlanmış hocaların rüyası. Bir de farklı bir şey söylemek için televizyonda tuhaf tuhaf kıyafetlerle çıkıp önünün isminin önünde profesör olan, fütürist gibi davranan bir takım isimler var. Çok da çıkıyor şimdi, söylemeyeyim adlarını bunların. Onların abuk sapuk görüşleridir çocuklar. Oysa bilişsel empati, yani karşınızdakinin duygularını, ne anlatmak istediğini anlayarak, göz göze gelerek öğrenme beynin yapısında var. Bunu nörologlar böyle söylüyor. Orada kalkıyor iletişim fakültelerinden birinde bilmem ne olmuş bir hoca. Efendim işte şöyle oldu da bundan sonra bu bitti de var daha gel daha, ya olur mu öyle şey? O zaman biz çocuğu da uzaktan iletişimle yetiştirelim. Hocam Buğra, kitap okurken sesli okumayı tercih ediyorum ve daha iyi anlıyorum ama paragrafları içimden okurken anlamak zorlaşıyor. Bunu nasıl aşabilirim? Tabii diye. Şimdi çocuklar, sesli okumaya alışırsanız beyniniz zihinden okumaya geçemiyor bir defa. Bir, burada zihinsel yatkınlığınızı kesmeniz lazım. İki, sesli okuduğumuzda okuma hızımız 3-4 kat yavaşlıyor. Anlama oradan çıkıyor zaten. Ama içimizden okuduğumuzda okuma hızımız, dikkat edin, daha da hızlanıyor. Ve öğrenci okuduğunu anlıyor. Şimdi sesli okumada okuduğunun da ötesindesini anlıyor. Ama içinizden okumada soru paragrafını daha güçlü anlarsınız. Lütfen iki yöntemi de kullan. Yani birini kullan demiyorum, ikisini de kullan. Birçok ortak soruyu birleştirdim. Online eğitimde öğrenci bilgisayarın başına oturacak ki hocam. Dinleyeceği online dersi daha verimli hale, kendisi açısından ne yaparsa daha verimli hale getirir. Öncelikle o günkü anlatılacak dersi 10 dakika çalışacak. Aşinalık etkisi, yani hocanın anlattığını takip edebilmesinin koşulu bu. Sonra bir kitaptan tekrar edecek. Hemen. Yani bütün dersler bittikten sonra oturacak, kitaptan okuyacak. Bu. Sedat Bey sormuş, 30 yaşındayım, inşaat mühendisiyim. Sizce bu yaştan itibaren içimde ukde kaldı tıp fakültesi diyor. Tekrar denemeli miyim diyor. Ben 27 yaşında ikinci üniversitemi kazanmıştım. Yani aramızda 3 yaş fark olmuş olacak sen kazanırsan tıpta. Yani gerçekten kesinlikle çok işine yarar. Bir dakika ama yok hocam, şimdi orada peki siz ikinci fakültenizi okudunuz, kazandınız hem de çok Türkiye derecesiyle. İkinci üniversitenizi aldınız, mesleği yapıyor musunuz? Hayır. Ben horoz ölür, horoz ölür gözü çöplükte olur. Ben yazarlığımla övünen bir insanım. Düşüncelerimle övünen. Hep İsmail ederim. Aman İsmail, benim afişlerim hep eğitimci yazar olsun. Başka bir şey olmasın isterim. Eğitim uzmanı bile bana çok uygun bir tabir değil. Ben yazarlığımla, beni bu ülkeye başbakan yap, benim gözüm kitapçıda olur. İsmail. Başbakan da gitti ya, gerçi başkan yap. Kırmızı kalemi gördük, evet. Evet, bir kırmızı kalem programının daha sonuna geldik. Sizlerle yine çok güzeldik çünkü bize yüzlerce soru gönderdiniz. Instagram Bonus Hoca'dan, YouTube Bonus Hoca'dan lütfen faydalanın. BBN Türk'ten de lütfen ayrılmayın diyoruz. Haftaya yine görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler efendim.